Anı zamanı geldi. Oynat bakalım. Efsane bir rezillik, efsane bir kepazelik anlatıyorum. Öğretmen de mal. Ulan insan niye böyle bir şey yapar? Abi bunlar mail atıyorlar birbirlerine. Bunu okumaya başladım ben. Dedim nasıl yani? Web sitesine gidiyorlar. Hangi sitelere gittiklerini görüyorum. Gözlerimden ışıklar çıktı, tamam mı? Abi 15 kişiyi direkt pas geçti. Ömer abi direkt döndü ve bana nasıl bir hayvansın sen dedi. Ben orada hazırda bekliyorum. Gönder babaya, gönder babaya diye. Oğlum bir koydum. Ne oluyor lan? Bu telefonun özelliği ne arkadaşlar? İzleyicilerin %68'i abone değil. Ulan abonelik de beleş zaten. Tıklasana. Yazık, bu emeğimize yazık ya. Abone olun oğlum. Selam YouTube. Ne haber? Bak şimdi bu akşam efsane efsane patlatıyoruz. Hay YouTube'ları alalım chat. Akın bakayım. Şimdi dostlar size efsane bir rezillik, efsane bir kepazelik anlatıyorum chat. Arkadaşlar yok böyle bir rezillik kepazelik. Aranızdan bazı birçoğunuz yeni olduğu için bu hikayeyi ben daha önce anlattım ama burada daha farklı anlatacağım. Her şeyden önce videoda neler yaptığımı, o zamanlar hikayede neler yaptığımı, hangi sitelere girdiğimi, hangi programları kullandığımı vesaireyi aynen göstereceğim size. Hepsini. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Hem bir muhabbet olsun, hem gelin izleyin bizi, hem iyi bir vakit geçirin, hem kulağınıza bir küpe olsun, hem de biraz gülelim eğlenelim değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Yıl tahmin ediyorum 2004'ün sonu, 2005 falan. Böyle o zamanlar bir eğitim merkezinde çalışıyorum. Eğitmen olarak aynı zamanda teknoloji direktörlüğünü yapıyorum. Pentesting falan diye kavramlar, böyle security olaylarından bahsediyorum ama daha ziyade böyle server hardening, işte firewall'lar, IP table'lar, işte efendime söyleyeyim access control listlerden halliceyiz. En kral firewall diye bildiğimiz hikaye checkpoint 1, bir de ISA server var, tamam mı yani? Günlerden bir gün incelerken, bir şaka yapayım falan filanın peşindeyiz. Bir baktım abi, ARP poisoning diye bir konsept var. ARP poisoning falan filan olaylarına bir bakayım dedim. Çünkü şunun için bakıyorum, ondan niçin bakıyorum. Fırlamalık bu ya. Şirketteki şeyi seyredeceğim. O zamanlar pop3 mail'lar falan var. İnsanlar Gmail'a pop3'le bağlanıyorduk 2005 yılında, 2006'da falan. 2006 değildi, 2005'ti galiba. Çok iyi hatırlamıyorum o ne zaman Gmail'a yine aynı şirketteydim. 2006 olabilir arkadaşlar. Gmail'ı falan SMTP'sini falan şeyle alıyoruz. Clear SMTPS kullanılmıyor şirkette, tamam mı? Onu biliyorum. Kimsenin haberi yok. Pop3 veya IMAP'le çekiyoruz. IMAP'le çekilince sıkıntı ama pop3'le çekenleri direkt görebiliyorum. Ben bunu nasıl izlerim, nasıl izlerim, nasıl dinlerim falan filan derken ben ARP poisoning olayını öğrendim, tamam mı? ARP spoofing, ARP sniffing. Ondan sonra işte ARP poisoning'den sonra Man in the Middle atak yapmaya taktım kafayı, tamam mı? Man in the Middle atağı da nasıl yapıyorduk o zamanlar? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir hikayemiz var, tamam mı? Iron Geek diye bir herif var. Iron Geek ARP poisoning diye yazarsanız zaten çıkıyor, tamam mı? Iron Geek'in olayı, şu abinin olayı, bir dakika biraz zoom in yapacağım şöyle. Zaten 2005'ten kalma bir site bu, tamam mı? Böyle görebilirsiniz. Bak şimdi ne zaman yapmış herif bunu? Al. Article'ın ilk publish edildiği tarihe bak. Adam o zamanlarda yapmış. Şimdi irongeek.com, tamam mı? Bu kadar eski bir hadise. Şimdi bu adam ARP spoofing, ARP poisoning'i anlatıyor burada. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Güzelce anlatmış. Buraya kadar bir sorun yok. Ama hikaye şu arkadaşlar. Bu adam şunu söylüyor bize. Diyor ki ARP poisoning yaparken şu tool'u kullanacaksın. Windows'ta. Çünkü ben Windows'a takmışım kafayı. O zamanlar Windows'ta yapacağım bu işi demişim. Tamam mı? EtherCap NG diye bir program var. Kali'nin içinde de var bu ama bu Windows versiyonu. Network'teyim. Bu network'ün içindeyim. Bridge modu almazsanız Kali'yi uğraştırır bu. O yüzden Bridge modda alın yapmak istiyorsanız Kali'nin içinden, ama eğer Windows'tan yapacaksanız da böyle. Tamam mı? Bridge mod dediğimde şu abi. Göstereyim. VirtualBox. Şöyle geldin. Kali var mesela. Sağ tıkladın. Settings dedin. Network. Attach to NAT diyor. Görüyor musun abi? Bunu Bridge adaptörü alıyorsun. Bu. Bağlantı tipi. Bridge modda olacak bu adaptör. Yoksa ARP yapamıyorsun. Aynı network'e girmesi lazım. Şimdi abi EtherCap'in olayı şu. Heh, bu işte. Bu sayfaya götür bakayım beni. Oh, buldum. Bak şimdi abi. Olay ne? Biz aradaki intercom'u ele geçiriyoruz. Router'ı. Diyoruz ki Bob ve Alice'in şeyini yaparken Alice'e giden mesajları diyoruz ki bize gönder. Direkt olarak buradaki router bize gönderiyor bütün şeyi. Tamam mı? Bak burada var. İçeriden. Görüyor musun? Aynı DNS. Bu DNS poisoning ama. Tamam mı? Adres spoofing dediğimiz olay. Man in the Bay Original Connection. Bak araya giriyor. Attacker görüyor. Bak nelerle yapabiliyorsun? EtherCap, CanonAbel, Dsniff, Wireshark'la yapabiliyorsun. Heh. EtherCap bu. Giriyorsun abi EtherCap'in içine. EtherCap'e girdikten sonra direkt bu command line'daki şeyi, tamam mı? Direkt gidiyorsun abi. Hangi interface'ini seçeceğini belirtiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Ethernet 2'ye gelen bütün isteklerde herif gidiyor. Diğer bilgisayarın MAC adresini spoofluyor. Ondan sonra da gidiyor bunu şeye ping atarak, router modeme ping atarak orayı poisonluyorsun. Tamam mı? Modemde ondan sonra
sonra şey zannetmeye başlıyor. Modem de ondan sonra direkt şey yapıyor. Sana göndermeye başlıyor önce başkasına gönderdiği paketleri. Yani şuradaki ekrana bakarsanız aslında burada bir tane router var. Öyle düşünün. Şurada bir router var. Modem var. Burada da şey var. İkimiz de aynı network'teyiz. Tamam mı? Bu aradaki LAN'da yapabiliyorsun bunu. Bu aradaki herifi poisonluyorsun. Herif bu victim'e paketi göndermeden önce sana gönderiyor. Sen victim'e gönderiyorsun. Aşağı geliyor paket. Öyle gidiyor tekrar. Araya giriyorsun yani. Zaten man in the middle. Aradaki adam. Araya. Little into the middle. Man in the middle. Tamam mı? Hikayemiz bu. Tamam. Şimdi seçiyorsun abi Ethercap'te. Böylece abi LAN'da oturuyorsun. Paketlerin hepsi sana geliyor. Açabiliyorsun içini. Adam mail atıyor. SMTP ne? Clear text mail gönderme protokolü. Küt diye gönderiyorsun mail'ı, tamam mı? Adam mail'ı gönderiyor. Mail'ı gönderirken adam. Şimdi adamın Ethernet kartı ve ARP tablosu. Neden ARP tablosu poisonlanıyor? Nasıl yapıyorsunuz bunu? ARP diye Layer 2'de çalışan bir tane protokol var. Address Resolution protokol. Bu protokol sizin yakınınızdaki insanları, yakınınızdaki aynı network içerisindeki bilgisayarları broadcast paketlerinin içini okuyarak kaydeder. Tamam mı? Ya şöyle düşünün. Sınıfta konuşanları yazıyor ARP tablosu, tamam mı? Sınıfın içinde kim konuşursa onu yazıyor. Tamam mı? Tıkır 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 hepsini kaydediyor. Konuşanlar bu. Öğretmenim bunlar konuştu diye gösteriyor sonra, tamam mı? Konuşanları kaydediyor ARP tablosu. E sen bu ARP tablosunda kaydedip konuşurken Ahmet'in karşısında Ahmet'in oturduğu sıra birinci sıra diye şey yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki kaydeden bu öğrencinin sınıf başkanının adı başkan olsun, tamam mı? Başkan Ahmet benim artık burada oturuyorum. Başkan Ahmet benim artık burada oturuyorum. Başkan Ahmet benim burada oturuyorum. Sus anasını satayım diyor, tamam mı? Ahmet Bey tamam bu artık üçüncü sırada oturuyor diye düzeltiyor bunu. Geçmiş olsun, ARP poisoned. Gitti. Bitti abi. Knockout. Ahmet bunu başkan bunu güncellediği anda bütün network bu olayı direkt böyle bu şekilde görüyor. ARP tablosu bu şekilde gördükten sonra sevgili kardeşim sen bu sefer birisinin nerede oturduğunu görmek için direkt hani MAC adresinin ne olduğunu anlamak için bu tabloya bakıyor öğretmen de. Öğretmen de mal. Ulan insan niye böyle bir şey yapar? Git tekrar bak broadcast et öğren. Yok önce buraya bakıyor, tamam mı? E buraya baktığı zaman abi bu sefer ne oluyor? Adam diyor ki bu beni yapan kişi, aradığım kişi burada. Bende burada kaydı var zaten. Başkan bunu kaydetti. Ben bundan bulayım bunu diyor. Peki diyor ondan sonra. Gidiyor hep buna bakıyor. E abi biz onu poisonladık. Yeni adres artık başka yerde. Üçüncü sırada oturduğumuzu zannediyor. O zaman önce üçüncü sıraya gönderiyor. Ben orada hazırda bekliyorum. Gönder babaya, gönder babaya diye. Açıyorum paketin içinde. Neler varmış bakalım. Ne arıyorsun? Görüldü falan var yani cezaevi hikayesi. Önce açıyorum zarfa bakıyorum ne var içinde. Uygun mu değil mi? Ondan sonra gönderiyorum birinci sıraya. Birinci sıradan çıkan da çünkü ARP tablosu, her ARP tablosu gidiyor broadcastlerden. Ben onu artık Ahmet birinci sırada oturmuyor, üçüncü sırada oturuyor diye herkese bağırdığım için herkes kaydediyor bunu, tamam mı? Bütün herkesin konuşanlar listesi karman çorman oldu. Herkes Ahmet'i birde zannediyordu, üçte olduğunu anladı falan filan. Bu sefer arkadaşlar SMTP'de bilmem ne de başka açık protokollerin herhangi bir tanesinde giden gelen paketlerin hepsi benden geçeceği için ben içindeki her şeyi görebilmeye başladım. Aynı demin söylediğim gibi işte açıyorum bakıyorum uygun mudur değil midir bakıyorum gönderiyorum. Açıyorum bakıyorum uygun mudur değil midir diyor. Gönderiyorum diğer tarafa. Abi bu sefer ben dedim ki bizim katı bir ARP poisoning yapayım. Eğitmenler odası var. Ondan sonra yanda bir lab çalışması var. İşte efendime söyleyeyim başka birileri daha var. Dedim bunlara bir muzurluk yapayım. Ben bunların hepsine bir ARP poisoning yapayım, tamam mı? Abi bir başladım ben. Bunların bütün HTTP trafiği, ondan sonra SMTP trafiği, POP3 trafiği hepsi benim önüme gelmeye başladı. Abi bunlar mail atıyorlar birbirlerine. Bunu okumaya başladım ben. Web sitesine gidiyorlar. Hangi sitelere gittiklerini görüyorum. Ondan sonra bilmem neleri görüyorum. Her şey görünmeye başladı, tamam mı? Benim önümde akıyor böyle. Matrix'i görmüş gibiyim, tamam mı? Nasıl her şey akıyor. Abi gittim IronGeek'e, tamam mı? Demin gösterdiğim web sitesine. Burayı inceliyorum. Burada diyor ki herif, ben diyor EtherCap'ten diyor inject yapabiliyorum diyor. Dedim nasıl yani? Diyor ki eğer diyor EtherCap'te diyor gelen HTML paketini açarsan içini diyor istediğin bir dosyayı istediğin bir dosyayla değiştirebilirsin onun içindeki diyor. Ondan sonra diyor sahibine geri gönderebilirsin diyor. Nasıl yani dedim böyle. Gözlerimden ışıklar çıktı, tamam mı? Ne oluyor lan? Adam dedi ki direkt istediğim gibi değiştirebiliyorum diyor, tamam mı? Vay dedim arkadaş sen ne güzel bir şeymişsin. Ne yaparsın ne yaparsın? Abi direkt gittim bir tane JPEG dosyası. JPEG dosyasında da bir tane kuru kafa. Şimdi dedim ki web'e giriyorlar, mail'a giriyorlar, ıvıra giriyorlar, zıvıra giriyorlar, tamam mı? Ben bunların girdiği sitelerdeki bütün JPEG'leri alırım, tamam mı? Bu kuru kafa nokta JPEG dosyasıyla değiştiririm. Ondan sonra da gönderirim bunlara. Bakalım ne olacak dedim. Bakalım nasıl olacak. Oynat bakalım. Oğlum bir koydum, bir koyuyorsun herkese gidiyor abi, tamam mı? Bunlar hürriyete gidiyorlar. Hürriyetin içinde yukarıda hürriyet banner'ı var. Küt diye bir tane kuru kafa çıkıyor. Ben böyleyim. Oturduğum yerde en köşeye oturdum oradan böyle. Nasıl diyeyim size? 10 metreye, 5 metre, 50 metrekare bir salondayım, tamam mı? 50-60 metrekare. Kocaman bir yer böyle. Oturdum böyle abi. Milleti izliyorum, tamam mı? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu nereden çıktı? Murat ne oldu bize?
falan yapıyorlar öyle, tamam mı, herkes. Ne oluyor ya? Tık 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 sesler geliyor bilgisayarlar. Lan bu ne? Bu ne? Bu ne? Falan diye böyle vuruyorlar falan, tamam böyle. Ondan sonra ben böyle falan diye sesler çıkıyor benden. Böyle sıkışmış diferansiyel gibiyim, tamam mı, böyle. Çaktırmamaya da çalışıyorum. Ne yapsam ne yapsam. Bir ampul daha yandı. Bu ikinci ampul çok kötü. Bak şu telefon var bende. Hacı bu telefon var bende. O dönem, tamam mı? Şu telefon. Bu telefonun özelliği ne arkadaşlar? Bu telefonun özelliği kamerası arkadaşlar. VGA kamera var. Ne yaptım abi ben? Neyin fotoğrafını çekip kuru kafa fotoğrafıyla onu değiştirmiş olabilirim? Hint veriyorum. Hazır mısınız? Bizim chatte komutu var bunun. Direkt buldular. Aynen oğlum. Direkt böyle çekti fotoğrafını. Bakın gerçeğini göstermiyorum burada. Aile, family friendly bir yayınız biz. Çekti fotoğrafını abi, tamam mı? Siz hayal edin. Çekti fotoğrafını. Nah.jpg yükle. Bekliyorum köşeden, tamam mı? Lan şimdi ne oldu oğlum? Bilgisayar bana nah çekiyor diye. Almaya başladı, tamam mı böyle. Hürriyete giriyorlar, bilmem neye giriyorlar. Bilgisayar bana nah çekiyorlar. Bu ne biçim iş falan diyorlar, tamam mı böyle. Ondan sonra ben böyle artık dayanamadım. Boğa diye koptum. Oğlum sen ne yapıyorsun dedin ha. Evet abi ben yapıyorum. Patladığımız nokta şu oldu dostlar. 2 dakika geçti geçmedi. Şirketin patronu, benim de patronum, dünya tatlısı, çok sevdiğim bir abim var. İçeri daldı. 30 kişiyiz içeride. Herkes birbirinden açık ya, bu kadar rahat bir alan. 30 kişi yokuz, hadi sallamayayım. 10-15 kişiyiz içeride, temiz varız. 7-8 tane IT'ci var. 7 tane falan da eğitmen olsa 15 kişi varız. Abi 15 kişiyi direkt pas geçti. Ömer olsun adı şimdilik. Kendisini tanıyanlar kimden bahsettiğimi anlayacaktır Ömer dediğimde. Ömer abi direkt döndü ve bana Can senin bilmem ne ne bilmem ne yapayım lan dedi, tamam mı? Direkt. Abi ben bir şey yapmadım ya dedim, tamam mı? Sus lan yalancı dedi, tamam mı? Aha dedim oğlum kovuluyoruz. Bitti bizim eğitmenlik şeyi, tamam mı? Bitti. Oğlum dedi toplantıdaydım. Sunum yapıyorum dedi. Ekranda dedi internetten aldığım dedi bir tane ekran görüntüsü JPEG vardı PowerPoint'in içinde dedi. Tamam mı? Bir açtım dedi, önce dedi kuru kafa oldu dedi. Ne oluyor lan dedim, refresh ettim dedi. Bütün satış ekibine nah çekti lan dedi. Dedi tamam. Nasıl bir hayvansın sen dedi. Abi vallahi istemeden oldu. Çocuklara laboratuvarda art poisoning öğretecektim. Onun için oldu falan dedim ama. Defol lan dedi, tamam mı? Yok abi dedim, kızma tamam falan, özür dilerim, hemen düzeltiyorum, tamam mı? Düzelttim abi. Düzelttim. Ama var ya, ömrümden ömür gitti. Ömrümden ömür gitti, yemin ediyorum. Lan ben nereden bileyim satış toplantısı yaptıklarını? Nereden bileyim alt kattaki switchlerin birbirlerine back to back bağlandıklarını? Arada diyorum router vardır mutlaka. Bir şey vardır diyorum, tamam mı? Ayvayı yedim yani, tamam. Bittim lan dedim. Valla deldiriyorduk arkadaşlar yani kasayı. Çok kötü patlıyorduk yani. Neyse şimdi ekranlara bir şey çıkartma derken, bu benim ilk vukuatım değil ekrana bir şey çıkartmak açısından. Abone olun oğlum.